Evet arkadaşlar, Ramazan'da bir ara verdik. Aslında Ramazan, oruç, insanın gerçekte asıl varlığının ne olduğunu ve neyle yaşadığını bilmesi ve geçici olan tarafının istek, ihtiyaç ve arzularına karşı özgür ve esnek olabilmesini anlatan bir dini çabadır ve gayrettir. Bunu bu anlamda ifade edebiliriz. Yani ne demek istiyoruz? Aslında oruç ve Ramazan senin gerçek varlığının bir şeye ihtiyacı yok. Geçici ve sınırlı olan tarafının da ihtiyaçlarına karşı esnek ve doğal yaklaş anlamında bize çok önemli ve çok hayati bir mesaj veriyor. O yüzden bütün kadim öğretilerde oruç insanlara teklif edilmiştir ve tavsiye edilmiştir. Ve aslında bu bizi arındıran bir şeydir. Bizi koruyan bir şeydir. Ki kutsal metinde oruçla ilgili ayette oruç sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ta ki takvaya ulaşasınız diyerek aslında çok önemli bir noktaya vurgu yapıyor. Tabii ki bizler çoğunlukla işte Allah'ın bizim açlığımıza ne ihtiyacı var? Oruç tutmasam günah olur mu? Düzeyinde dini algılamakla muhatap kılındığımız için çoğunlukla biz de böyle bir algıyı devam ettirme tuzağına düşebiliyoruz. Halbuki burada oruç nedir? Niye bizden öncekilere farz kılınmış ve bize de farz kılınmış? Aslında bu nedir? Bu insanın varoluşsal düzeydeki ihtiyaçlarının sürekliliğine işaret ediyor aynı zamanda. Yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Çünkü bu insanlık tarihi boyunca önemli olan bir noktaya odaklı bir şekilde size farz kılınıyor. Ve bu sizi korumak için takva en doğal sözlük anlamıyla korumak demektir. Çokça bazen kullandığımız takva kavramının sözlük temel anlamı korumaktır. Bir şeyin korunması. Peki oruç bizi neyden koruyor? Aslında en temelde ihtiyaç ve arzulardan koruyor aslında. Ne demek? Evet, insanın geçici yönünün bazı ihtiyaçları olabilir. Ve buna bağlı olarak bazı arzuları olabilir. Ama kişi bu geçici olan tabiatının arzu ve ihtiyaçlarına yapışırsa o zaman kendini hem korumadığı gibi, kendi varlığını korumadığı gibi aynı zamanda da yanlış bir şeyi kendine merkez alıp, kendine temel alıp onu korumaya çalışıyor. Yani içindeki bir benlik bir şeyi arzu ediyor. Bu arzu doğal bir ihtiyaçla ilişkili de olabilir. Abartılı ve ölçüsüz bir arzu da olabilir. Her iki durumda da ben kendimi o ihtiyaç duyan benlikle özdeşleştirmemeliyim. İhtiyaç duyan benlik doğal bir ihtiyacı referans alabilir, doğal olmayan bir arzuyu referans alabilir. Her iki durumda da ben o istek ve arzuyu duyan değilim. Mesela biz aslında oruçta ne yapıyoruz? Bedenimiz yemeye içmeye ihtiyaç duymuyor mu? Duyuyor. Peki biz ne diyoruz aslında oruç tuttuğumuzda? Ben istek
ve ihtiyaç içinde olan beden değilim diyoruz. Dolayısıyla oruç ne yapmış oluyor bizde? Bir ayrıma işaret etmiş oluyor. Sende gerçek ve hakiki olanla geçici ve değişken olanın ayrımını yapıyor. Evet, bedenin, kullandığın bedenin ihtiyacı var. Ama ben o ihtiyaçla kendimi tanımlamıyorum. Ben diyorum ki, tırnak içinde, ekmeksiz ve susuz da yaşayabilen bir varlığı. Çünkü ben bir beden değilim. Kullandığım bir beden var. O bedenin doğal ihtiyaçları da var. Bunun da farkındayım. Ama ben bir beden değilim. İlişkisel düzeyde de insanlarla bir iletişime, etkileşime ihtiyaç duyan psikolojik bir boyutum var. Ama ben psikolojik bir varlık değilim. Ben ilişkilerim olmadan yaşayamayan bir varlık değilim. Sevilmeden yaşayamayan bir varlık değilim. İletişim, onay, takdir olmadan yaşayamayacak bir varlık değilim. Bu psikolojik tarafımın ihtiyaçları. Ki bakın, bunlar da doğal olması şartıyla meşru görülebilir. Bir de arzularımızın ihtiyaç üstü olduğu durumlar vardır. Bir şeyi arzu ederiz, o ya hiç ihtiyacımız olmayan bir şeydir ya da arzu edildiği kadar ihtiyaç duyulmayan bir şeydir. Bunları da gözlemlemek durumundayız. Yani arzu ettiğim şey gerçekten doğal bir ihtiyaç mı, yoksa suni bir ihtiyaç mı? Ya da doğal bir ihtiyacın aşırı ve abartılmış bir düzeyi mi? Budist bilgeliğinde insanın varoluşunu örten üç zehirden bahsedilir. Üç temel zehir vardır. Birisi bilgisizlik, yani daha doğrusu bir şey hakkındaki yanlış algı aslında. Yani hiç bilmeme değil aslında. Kişinin bir şeyler hakkındaki yanlış düşünceleri, buna cehalet diyoruz. Mesela hani bizde cahiliye dönemi deriz, değil mi? Ebu Cehil'den bahsederiz. Bu hiç bilgisi yok anlamında değil. Yanlış kanaat var. Ki aslında ona bilgi de dememek lazım ama dilde mecburen kullanıyoruz. Yanlış bilgi diyoruz. Aslında yanlış bilgi, bilgi değildir. Birincisi yanlış kanılar diyelim diyor. İkincisi arzu. Üçüncüsü öfke. Arzu insanın doğal ve kalıcı olan öz varlığını örten üç zehirden bir tanesidir. Nice insan görürüz, ömrü bir arzunun peşinde olmakla geçmiştir. Ve o arzuya ulaşamamak da gerçekten çok trajik bir olaydır. Yani bir şeyi arzu ediyorsunuz, ömrünüz boyunca ulaşamıyorsunuz ve ömrünüz boyunca o arzuya ulaşamamış olmanın eksikliğini, mahrumiyetini, mağduriyetini yaşıyorsunuz. Çok dramatik bir durumdur. İşte o yüzden bizler her zaman bu arzuya karşı uyarılırız. Bu anlamda aslında oruç bir yönüyle bizim arzu tarafımızı, istek tarafımızı doğal bir dengeye getirmeyi hedefleyen bir uygulamadır. Birincisi, gerçekte kim olduğunu hatırla. İkincisi, izafi olan yönünün ihtiyaç ve arzularına karşı farkındalıklı ol. İstek ve arzudaki, dediğimiz gibi, en önemli noktaların başında istek ve arzum doğal bir ihtiyaçla mı ilişkili?
önce buna bakmam gerekiyor. Bu gerçekten doğal bir ihtiyaç. Ve burada egomuzun şöyle bir tuzağı var. Doğal ki istiyorum. Değil mi? Hani istiyorsam doğaldır. Arzu ediyorsam demek ki doğaldır. Doğal dediğiniz içgüdüsel olanlar. Değil. Yani neyse diyelim ki örneğin bedenin suya ihtiyacı gibi. Bedenin suya ihtiyacı doğaldır. Gibi. Yani sadece içgüdüsel olanı da kastetmiyoruz. Mesela olduğum gibi anlaşılmak doğal bir ihtiyaçtır. Mesela o da doğal bir ihtiyaçtır. Olduğum gibi anlaşılıyor. Burada önemli olan birinci nokta istediğim, arzu ettiğim şeyler doğal ihtiyaçlar. Birincisi bu. Tabii ki burada düşmemiz çok mukadder olan tuzak nedir? Eğer hissediyorsam doğaldır tuzağı. Acaba hissim doğal mı? Yani o ihtiyaç arzum, o hissim doğal mı değil mi? Veya işte bak o arzum gerçekleştiğinde mutlu oluyorum. Peki bu doğal olduğunun göstergesi mi? Değil. Mesela şöhret olmak doğal bir arzu mudur? Örneğin değildir. Şöhret olmak asla doğal bir arzu değildir. Eğer içinizde tanınmaya, bilinmeye, şöhret olmaya, daha çok kişi tarafından bilinmeye, tanınmaya bir arzunuz varsa, sahte bir arzunun esirisiniz, sahte bir arzunun içindesiniz demektir. Örneğin. İstek ve arzuyu mesela ediyoruz. Arzu daha tutkusal. Aslında bunları belki çok ayırmayalım ama ayrıştırılabilir. Ama önemli olan içerik. Hatta bugün öyle dikkatimi çekti. Mesela İngilizce'de bir want kelimesi var, bir de desire kelimesi var mesela. Bunlar aslında ayrıştırılabilir. Biz önemli olan hani içeriğine bakarak ne kelime koyduğumuz, hangi kelimeyi kullandığımız çok temelde önemli değil. Bazen işte aşırı isteğe arzu diyenler de oluyor. Ama biz hani tırnak içinde kelime noktasında tartışmaktan ziyade içeriye bakmayı tercih ediyoruz. Ama benim de kanaatim hani istek daha doğal bir şeyken arzu biraz daha suni, aşırı, ölçüsüz olabilir. Ama dediğim gibi burada önemli olan biz kriterleri doğru yere koyarsak o zaman her şey iyi anlaşılır. Kelime veya isim o kadar önemli olmayacaktır. Burada dediğimiz gibi bir, isteğim doğal mı? Doğal bir şeye mi işaret ediyor? Mesela Madonna'nın bir sözü var, belki duymuşsunuzdur. Tanrı kadar meşhur olmak istiyorum diyor mesela. Şimdi böyle bir arzu var. Tabii ki bizde ego ne diyor? O kadar da değil ya, çok abartmışsın. Tabii herkes kendine göre bir başkasının arzusunu abartılı bulabiliyor. Fakat burada önemli olan şey ne? Doğal olan nedir? Doğal olanı keşfedersek biz o doğala göre mevcut pozisyonumuzu tanımlayacağız. Dediğimiz gibi birincisi doğal bir şey mi? İsteğim doğal bir şey mi? Mesela diyelim ki hani meşhurdur, ihtiyacınız yok. Diyelim ki ayakkabıya ihtiyacınız yok ama çok güzel bir ayakkabı görüyorsunuz. İstek doğuyor. Çünkü istek doğal mı? Hayır. Yani varken istiyor olmak doğal bir şey değildir. Dolayısıyla doğal olmayan istekler, doğal olmayan arzular aslında bizim gerçek doğamızı unutmamızla da ilişkilidir. Gerçek doğanı hatırladığında psikolojik benliğinin doğal olmayan arzuları ve doğal ihtiyaçlarının aşırılığı olmayacaktır. Bir insanın manen olgunluğunun kendi doğasını, kendi varlığını idrak etmesinin
ölçütlerinden biri de budur. Geçici olana dair vazgeçilmez bir arzusu yoktur. Asla vazgeçilmez bir arzusu yoktur. Neden? Çünkü onun varlığının merkezi o değildir. Mesela diyelim ki aç kaldınız. Bedeniniz açlıktan ölecek. Yiyeceğe duyduğunuz arzu vazgeçilmez midir? Değil mi? Bakın en uç gibi gözüken bir örnek veriyorum. Dikkatinizi çekmek için. Yani bedeniniz açlıktan ölecek. Yiyeceğe duyduğunuz ihtiyaç vazgeçilmez nitelikte bir ihtiyaç mıdır? Yoksa esneyebileceğiniz bir ihtiyaç mıdır? Esneyebileceğiniz bir ihtiyaçtır. Neden? Çünkü siz beden değilsiniz. Dolayısıyla istek merkezinin doğasında en önemli özelliklerden bir tanesi doğal ihtiyaçlara odaklı istek. İkincisi de istekleri konusunda esnek olmak. İstekleri konusunda esnek olabilmektir. Geçici olan hiçbir şey asla vazgeçilmez değildir. Bir şeyi vazgeçilmez kıldığınız anda kendinizden vazgeçmiş oluyorsunuz. Gerçek kendinizden vazgeçmiş oluyorsunuz. Bakın dikkat edin. Ego düzeyinde söylemiyorum. Hakiki bir anlamda söylüyorum. Bir şeyi geçici ve sınırlı olan bir şeyi vazgeçilmez olarak algıladığınız anda siz gerçek kendinizden de gerçek kendinizi aramaktan da vazgeçmişsiniz demektir. Eğer biz bir şeyi varlığımızın tamamlayıcısı olarak görüyorsak biz o an varlığımızın farkında değiliz demektir. Bir istek ve arzumuz için aşırı bir biçimde saplanıp kalıyorsak biz kendimizi örtüyoruz demektir. Bir şeyin beni tamamlayacağını zannediyorsam tam olan varlığımı unutmuşum demektir. O yüzden hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Ama burada bunu söylerken şunu kastetmiyoruz. Yani hiçbir şey vazgeçilmez değildir, en önemlisi benim falan anlamında egoistçe bir yaklaşımı asla kastetmiyoruz. Zaten asıl vazgeçmemiz gereken şey de o istek ve arzu duyan benliğin farkına varıp ondan vazgeçebilmektir. Aslında oruçta biz ne yapıyoruz? İçimizde bir şey acıkıyor, susuyor değil mi? Ama biz onu referans almıyoruz. Biz neyi referans alıyoruz? İlahi ilkeyi değil mi? Ve hani tırnak içinde o doğal olarak ihtiyaç duyduğumuz şey olmasa da biz o ihtiyaç duyulan şeyin bağımlısı, mecburu ve mahkumu değiliz. Aslında oruç insana bunları anlatıyor. Ve dolayısıyla aslında gerçek anlamda kendini korumak istiyorsan sana başka yerde bir kendilik hikayesi uyduran benliğe karşı dikkatli olman gerekir. Çünkü bakın biz kendiliğimizi yanlış bir yere konumlandırıyoruz. Aslında oruç ne yapıyor? Diyor ki bak kendiliğini doğru yere konumlandır. Beden değilsin, ilişkilerin değilsin. Bu dünyada yaşamak zorunda değilsin. Bu dünyaya ait değilsin.
bu dünyaya mahkum ve mecbur değilsin. Bir ayette ilginç bir ifade vardır. Der ki, Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Şimdi bir düşünün, bu nasıl bir şey? Bizim şu anda içimizdeki benlikler nasıl bir durumda? Bizim kitabımızda ne yazıyor arkadaşlar? Allah'ın sana bütün verdikleriyle dünyayı ara, doy, değil mi? Ahireti de unutma. Hani aslında, değil mi? Aslında bakın, hani ben her zaman diyorum ya, kutsal kitabımızla nefsin kutsal kitabı farklıdır. Yani gerçek süreç tamamlandığında, yolculuğumuz tamamlandığında gerçek kutsal kitap kalacak, nefsin kitabı tedavülden kalkacak. Fakat hani tırnak içinde Kur'an eski kitapları tedavülden kaldırmış deniyor ama tabi asıl tedavülden kalkılması gereken kitap bizim ego kitabımızdır. Kur'an onu tedavülden kaldırmadığı müddetçe o bizde etkisini sürdürmeye çalışacaktır. Dolayısıyla o ayette aslında ifade edilen şey nedir? Aslında yani ayeti şöyle meallendirebiliriz, yani günümüz bilincine daha kalıcı bir mana kazandırmak adına. Yani Allah'ın sana verdikleriyle ebedi ve kalıcı olanı idrak etmeye çalış. Ebedi ve kalıcı olan adına hareket et. Ebedi ve kalıcı olan değerlerin, varoluşun üzerinden hareket et. Geçici, sınırlı ve fani olan konusunda da nasibini unutma. Ama nasibin şu olmuş, bu olmuş. Çok önemli değil. Kimseyle nasip yarıştırma. Allah'ın farklı nasip dağıtması durumunda bir kıyaslama yapma. Bunu üstünlük veya aşağıdalık mevzusu olarak görme. Neden? Çünkü bu geçici olan. Hani biz çocukken bazen böyle monopol bir şeyler olurdu. Herkese kağıttan paralar dağıtılırdı. Yok, birinin 10 milyonu olmuş da birinin 10 lirası kalmış. Ne olacak işte? Hepsi monopol kağıtları değil mi? Dünya hayatı böyle bir şeydir. İdrak edene. İdrak ettiğinde bunu, evet, dünyadan da nasibini unutmazsın. Çünkü bu düzeyin de bir doğası vardır. Bu düzey de Allah'ın yarattığı bir şeydir. Küçümsenecek, inkar edilecek, yok sayılacak, gerilecek, kınanacak bir şey değildir bu dünya. Bu dünyadaki nimetler, lütuflar, ikramlar, süreçler. Bunlar asla küçümsenemez. Ama kalıcı olanın yerine koyduğumuzda veya kalıcı olanla eşit gördüğümüzde işte o zaman tuzağa düşeriz. O yüzden bu dünyayla ilgili istek ve arzularımız hiçbir zaman merkeze oturmamalıdır. Onları merkeze koyduğunuz zaman merkezinizden gaflet etmiş olursunuz. Bir insanın bir şeyi merkez kabul etmesi için o merkezin unutulmuş olması gerekir. Siz mesela Hazreti İsa'ya, işte bugün öyle şeyler yapalım ki dünyanın yarısını elde edelim. Mesela farz edelim ki öyle bir imkanınız var. Hani bir yatırım yapacaksınız, 1'e 40 bin veriyor, 100 bin veriyor. Mesela Hazreti İsa bir heyecan duyar mı bununla? Tabii gerçek İsa ile içinizdeki İsa aynı mı bilemiyorum da. Hani gerçek İsa'nın kalbinde en ufak bir dalgalanma meydana gelmez. Neden? Çünkü dünyaya ait bir şeyin onun varlığında büyük bir dalgalanma meydana getirmesi mümkün değildir.
Veya işte bir yazara diyorsunuz ki, abi bak sana bir kitap öneriyorum, çok güzel bir planım var. Bu kitabı yaz, kesin ayda 100 bin. Mesela o yazar heyecan duyuyorsa, o bir yazar değildir. Yazmasa daha iyi olur. Veya yazmasa bir zarar gelmez. Veya yazmasa bir fayda engellenmiş olmaz. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu ara, yani ebedi kalıcı olanı ara, dünyadan da nasibini unutma. Bak, unutabilirsin ama unutma dercesine bir yaklaşın, değil mi? Ne kadar farklı bir duruş öneriyor yaratan bize. Çünkü bakın, bu hani Allah'ın tırnak içinde cibriliğinden değildir. Bu sizin kendi varlığınızı yanlış bir yere konumlandırmamanız gerektiği noktasındandır. Mesela şöyle düşünün. Mesela bir çocuk düşünelim. 5-6 yaşında bir çocuk. Mesela size dese ki, işte amca bana şu poşeti ver, başka hiçbir şey istemiyorum. Ama bu poşeti çok istiyorum. Mutlaka ihtiyacım var dese, yani siz ne dersiniz? Ya bu çocuk hani tamam poşeti istiyor da, yani bu poşet bu kadar istenecek bir şey değil ya. Değil mi? Yani bu çocuk bir şeyi yanlış değerlendiriyor, yanlış yorumluyor. Yanlış bir değerleme hali içinde, değil mi? İşte biz de aslında bunun gibi bir halde yaşıyoruz. Bir şeye o kadar sıkı bir arzu, bir tutku duyuyoruz ki kendimizin gerçek konumunu kaybetmişiz çünkü. Konumu kaybettiğimiz için orada bu kadar güçlü bir arzu ortaya çıkıyor. Varlık ve kendiliğin yanlış bir yerde konumlanmış. Evet, bu poşeti alsam iyi olur, içine bir şeyler koyarım falan diyebilir o çocuk, değil mi mesela? Daha önce bu poşeti bana ver, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyebilir. Ama o poşeti vermediğimde çocuk oturup böyle boynunu büküyorsa, ağlıyorsa, büyük bir mağduriyet hissediyorsa, bir de bunu travmaya dönüştürüyorsa, değil mi? Yazık olmaz mı o çocuğa? O çocuk kendine yazık etmiş olmaz mı? İşte bizim de kendimize yazık etmememiz için benliğin arzularını gözden geçirmek durumundayız. O arzunun bir, doğal mı değil mi? İki, ölçülü mü, ölçüsüz mü? Üç, o arzu vazgeçilmez gibi mi hissediliyor? Yoksa yani vazgeçebilirim. Şartlar noktasında eğer imkan yoksa vazgeçebilirim. Dört, esniyebilirim. Esniyebilirim. Eğer esniyemiyorsam orada yanlış bir katılaşma meydana gelmiş demektir. Dünyaya dair, geçici olana dair bir şeye makul ve meşru olabilir ama o şey konusunda esniyemiyorsam, hayır mutlaka olmalı diyorsam, ben kendime haksızlık yapıyorum bakın. Hani burada biz bazen diyoruz işte bu günah. İşte çok istiyorum. Bak çok isteme, günah bu. Yani günah sanki böyle normal bir şey istiyorsun ama bak Allah diyor ki olmaz. Biz günahı da böyle algılıyoruz. Sanki Allah'ın yani işi gücü yok, kafasında böyle bir sınırlar koymuş. Böyle bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Bu günah falan diyor. Biz de tamam hani Allah'ı da kızdırmayalım, aranızı bozmayalım, değil mi? Bugün bazı insanlar dini ve yaradanı böyle anlatıyorlar. Ve bununla da dalga geçmeye çalışıyorlar. Çünkü aslında onlar da bu meseleyi doğru anlamamışlar. Yani Allah bir şeye niye günah diyor acaba? Sen onun altında yatan şeyi keşfedersen aslında bunun senin için olduğunu anlarsın.
Mesela dünyaya dair hiçbir şeyi bu kadar çok arzu etmiyor. Niye? Günah. Peki niye günah? Niye bir şeyi çok arzu etmek günah? Niye bir şeyden vazgeçememek günah? Mesela ne diyoruz? Bak sen bunu çok istiyordun ama Allah nasip etmedi. Yani tevekkül et. Edemiyorum. Etsen iyi olur. Yani sanki tevekkül et. Hani başka da çare yok zaten. Mecburen teselli etmek için kendi kendini kabul et. Hayır öyle değil. İsteyeni gör ve kendinin o olmadığını anla. Evet bu isteyebilir. Makul ve meşru da olabilir. Makul ve meşruysa ama makul ve meşru olduğu halde nasip olmamışsa problem ne? Problem yok. Sadece nasip olmadı. Nasip olmaması neye dair bir eksiklik meydana getiriyor? Mesela oruç tuttuğumuzda neye dair bir eksiklik oluşuyor? Bedene dair değil mi? Bedenin açlığına, susuzluğuna dair. Peki bana bir şey oluyor mu? Olmuyor. Tıpkı bunun gibi. O zaman hani şunları da düşünebilirsiniz. Sakız orucu bozar mı? İğne orucu bozar mı? Bozmaz mı? Artık o soruların bir yeri var mı? Cevap verilmesi sorular mıdır? Biz neyle uğraşıyoruz? Bu din nasıl algılanıyor ve gerçekte aslında Allah bize neyi anlatıyor? Değil mi? Allah bize neyi anlatıyor? O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Derim ki aslında hepimiz oruç tutabiliriz. Hasta olabilirsiniz. Diyelim ki ağır bir bedensel rahatsızlığınız olabilir. Çok ağır çalışma koşullarınız olabilir. Ve diyelim ki işte o saatler arası yemek yemek zorunda kalabilirsiniz. Peki oruç tutmayacak mısınız? Tırnak içinde oruç fiziksel olarak sağlıklı olanlara mı önerilmiş? O orucun zahirdeki bir yansıması. Onun da anlamı var. Onun da yeri var. Ama peki peygamberin hani oruç tutan olur ama o insanlara sadece açlıkları kalır hadisini düşünmeyecek miyiz? Bize de açlık kalıyorsa işte Ramazan da geldi ama ben çok acıkıyorum falan işte çok susuyorum. İnşallah Ramazan serin geçer falan filan. Bunlar mı? Yani oruç, Ramazan bu mudur? Yoksa ya ben bu Ramazan ayında acaba hangi isteklerimi, hangi arzularımı gözden geçirdim? Hangi istek ve arzularımı analiz ettim? Hangilerini değerlendirmeye tabi tuttum? Tutunduğum hangi arzuları esnettim? Bu soruları sormak durumundayız. Dolayısıyla bakın aşırı tutkulu ve vazgeçilmez olarak algıladığımız her arzu isterse bakın bu insanı kamil olma arzusu olsun. Bu bile sahte bir arzudur. Ben mükemmel biri olmayayım. Mükemmel bir kul olmak istiyorum. Bunu arzu eden bile sahte bir benlik. Çünkü kendisinin mükemmel olmasını arzu ediyor. Allah'ın kendindeki mükemmelliğini keşfetmeyi değil, ben mükemmel olacağım diyor, insanı kamil olacağım. Hepinize göstereceğim insanı kamil olmak nasılmış göreceksiniz. Veya böyle sahte bir tevazu göstererek falan işte bakın insanı kamil böyle onu istiyor o benlik. O yüzden insanı kamil olma arzusu bile ego düzeyinde sahte bir arzudur. Biz mükemmel olmayacağız. Allah'ın mükemmelliğini müşahede edeceğiz. Kendimizde, herkeste var olan, bizde de var olan ilahi kemali
müşahede edeceğiz. Dolayısıyla bakın, o arzu eden sahte ben, maneviyatı arzu ederek de başınıza bela açabilir. Ben çok insan görüyorum böyle. Bir an evvel maneviyata ermek istiyorum, bir an evvel kamil olmak istiyorum, bir an evvel ermek istiyorum. Burada bilinç aldığında bir sürü yüksek makamlara ulaşacak falan, çıkacak falan. Bir sürü hikaye. Bırak onu. Sendeki kemali gör. O arzu edeni bırakırsan, o arzu edenin sen olmadığını anlarsan, aslında kendinde var olan ilahi kemalin yansımasını belki daha iyi göreceğiz. Ama o arzu eden benlik, daha çok Kur'an okuyayım, daha çok şunu yapayım, onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım, esma okuyayım, bir Arif'in güzel ifadesiyle tamamlayayım. Demiş ki, esma ile olmaz, ifna ile olur. Yani benliklerin fenasıyla olur. Yani sahte benlik alanını terk etmekle olur. Yoksa egona esma yükleye yükleye esma bombası oluyorsun yani. Değil mi? O esmalar nedir? Aslında senin varlığındaki kemalin yansımalarıdır. Ama sen değilsin. O yüzden felsefe ile hakiki spiritüellik arasındaki temel farklardan biri şudur. Hakiki ruhsallıkta kişi ilahi kemali keşfettikçe bireysel benliğinin sönümlendiğini fark eder. Hani tırnak içinde kendi olarak algıladığı şey sıfırlanır. İlahi olan apaçık hale gelir. Ama felsefede egonun kemali arzu edilir. Ben erdemli olacağım. Erdemli olan sen değilsin. Sende ilahi erdem artık gözüküyor. Sen erdemli değilsin. Erdemli olmaya çalışmak da bir ego arzusudur. Bu anlamda. Ben erdemli olmayacağım. İlahi tecelli bende erdem olarak görülecek. Doğru olacağım ama ben doğruyum. Ben siz gibi yalancı değilim demeyeceğim. Öyle bir hissim olmayacak, öyle bir algım olmayacak. Bütün dünya yalancı olsa, bir tek ben doğruluk görünse, ben sizin gibi değilim egosu olmayacak o durumda. Maneviyat böyle bir şeydir. Evet, teşekkür ederim.